ışınları kirpiye zarar verir mi? Altın maske ile cilt gençleştirme nasıl yapılır? Altın maskenin cilde yararları neler? Bakım ve güzelliğin püf noktalarını güzellik uzmanı İlknur Köçkar anlatacak. Az sonra. Efendim tekrar stüdyomuzdayız ve uzman konuğumuzu artık stüdyomuza almış bulunuyoruz. Keyifli sohbetimize başlayacağız ama öncesinde ekranlarda görüyorsunuz bizlere nasıl ulaşacaksınız. Hem sosyal medya adreslerimizden hem de halihazırda ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından hem bizlere hem de uzman konuklarımıza sorularınızı aynı zamanda fikirlerini de yönlendirebilirler öyle değil mi hocam görüşlerinde? Görüşlerini ve birlikte yapacağımız bir sonraki bölümlerde de kullanmak üzere fikirlerini isteriz. Aynen öyle. Hep söylediğimiz bir şey var ya hocam, biz bu programı aslında birlikte şekillendiriyoruz. Evet. Evet, bir ekibimiz var. Siz ekranda sadece Özgür Koldaş'ı ve beni görüyorsunuz ama arka planda çalışan çok değerli bir ekibimiz var. Ama o ekibin içerisinde değerli izleyicilerimiz de yer alıyor. Çünkü beraber şekillendiriyoruz ve sözü daha fazla uzatmadan konuğumuzu takdim etmek istiyorum. İlknur Köçkar efendim, güzellik uzmanı, stüdyo konuğumuz ve güzelliğimizi, aynı zamanda fitliğimizi, zayıflığımızı da konuşmaya başlayacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz İlknur Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz, iyiyiz. Güne böyle enerjik ve dinamik başlamaya çalışıyoruz. Gelen konuklarımızdan da enerji almaya çalışıyoruz. Aynen, sizin de enerjisiniz o şekil yani. Güzel çok bir sağ enerji olun. Sergiliyorsunuz. Şimdi... Artık hep söylüyoruz, havalar ısınmaya başladı. Birazcık daha farkındalığımız arttı güzellik, zayıflık ve bakım anlamında. Aynen. Özellikle bugünlerde merkezinize gelen kişiler hangi uygulamaları tercih ediyorlar? Zaten biz bayağı böyle epilasyon işleminde trend yaptık. Yani kısacası işimizde iyiyiz. Yaz-kış epilasyon işlerimiz daimi. Tabii yaz içinde... özellikle bölgesel zayıflama, ayrıyeten işte tırnak süslemeler, gittiğimiz zaman tatile keyifli, rahat ve işte ufak tefek işlemlerle uğraşmayacağım şekilde hazırlıklı gitmek istiyorlar. Tabii bunun için de biz de gerekenlere yardımcı olmaya çalışıyoruz talepler karşısında. Peki şöyle bir sıralama yapacak olursak. Özellikle şu işlem için ama lazer epilasyon artık bir standart haline geldi. Pek çok merkezde gibi sizde de uygulanıyor ama bunun dışında özellikle şu işlemleri daha çok tercih ediyor hanımlar bu mevsimde diyebileceğiniz işlemler hangileridir? Özellikle tırnak üzerine. Kalıcı oje ve protez tırnak işlemleri. Nail art işlemleri, protez tırnak, kirpik lifting, kirpik lifting uzun süren bir işlem. 4 hafta 8 hafta arasında kullanılabilirliği var. İpek kirpik, bu şekil yani. Hocam kirpik liftingin ne olduğunu biliyor musunuz? Tam olarak ben de şu an onu tam düşünüyordunuz değil mi? Hazırlanmaya çalışıyorum. Yani liftingi, yüz liftingini biliyorum. Evet. Vücut ve dekolte sarkmalarında kullandığımız toparlamaları biliyorum. Boyun bölgesinde ağır iplerle çektiğimiz askılarla ipleri biliyorum ama kirpik çok ince bir yapı. Bunun liftingi biraz açabilir misiniz? Tabii ki benim kirpik... gibi bilmeyen birçok kimse oluyor olabilir. Tabii kirpik lifting aşama aşama yapılıyor. Önce bir şekillendirmesi yapılıyor, sabitlemesi ve artı keratin bakımlarımız oluyor. Botoks işlemi de diyoruz buna. Ne işe yarıyor kirpik lifting? Kısacası kirpik lifting hem güzel bir şekilde kirpiğinize güzel bir şekillendirme veriyor ve kirpiğin şekline, uzunluğuna, kısalığına ve inceliğine göre ayarlıyoruz o şekilleri. Yani kirpikleri böyle bir yukarıya hilal var bir şekilde kalkması. Onların, şöyle makineler vardı ya böyle onun evde kendimiz yapıyoruz. O işlemin aslında kalıcı hali diyebilir miyiz? Aynen öyle. Ve artı keratin bakım ve kısacası bakımlarını yaptığımız için de kirpiklerde besleme olduğu için uzamasını sağlıyor. Ha bu nedir? Bir işlemle olmayabiliyor. 3-5 işlem yapılması gerekiyor. Ve devamında da kirpiklerinize zarar vermeden besleyerek şekillendiriyoruz. Şimdi tamam. Kirpik liftingi var. İşte tırnaklara yapılan uygulamalar var. Cilt üzerine yapılan uygulamalar. Kaşla ilgili belki uygulama vesaire var ama bir de maskeler var. Tabii ki. Cilt bakımında yelpaze. Cilt bakımı yaptığınız teknikler, yöntemler var. Aynen. Şimdi stüdyomuzda da bir cilt bakımı tanıtacağız size. Belki de göstereceğiz nasıl yapıldığını tanıtacağız. Şeyma'yı ben hemen davet edeyim stüdyomuza. Maske yapalım ki bir kuruma tabii, süresi aynen, var. O aynen, arada da aynen. Sonucunu da paylaşalım tamam, istiyorum tabii, izleyicilerimizle. Sohbetimize devam edelim. İlknur Köçkar güzellik uzmanı stüdyomuzda konuğumuz. Şeyma'yı da davet ettik stüdyomuza ve bize yardımcı olacak maske anlamında. Nasıl bir maske yapacağız bugün?
Önce cildimizi temizleyip arındıracağız. Bu işlemde hijyen önemlidir. Önce cildimizi temizleyip arındırdıktan sonra altın maske uygulaması yapacağım. Nasıl yapılıyor? Ne işe yarıyor altın maske? Cilde ne gibi özellikle dolu var? Ciltlerde, nem dengesini yağlı ciltleri kaybetmiş ciltlerde cilt temizliği yapıldıktan sonra uygulanan maskedir. Kalış süresi 7-8 dakikadır. 7-8 dakika bekledikten sonra biz onu yavaş yavaş soyuyoruz. Ciltteki üstteki ölü deriyi temizliyor, siyah noktaları temizliyor, cildin yağ dengesini ve nem dengesini sağlıyor. Güzel bir bakımdır. Ay, şu an revajda olan bir bakımdır. Kullandığımız ürünler de bu arada dermatolog ürünlerdir. Kesinlikle. Dermatolog cilt hekimleri tarafından onaylanan ürünlerdir. Aynen. Evet. Yani kısacası kimyasaldan uzak ürünlerdir. Evet. Öyle diyeyim size. Evet, evet. Raf ürünü değildir. Tamamen uzmanlara verilen ürünlerdir bunlar. Çok evet. Dikkat etmek gerekiyor aslında. Nasıl uyguluyoruz? Cilt temizlendi efendim. Aslında bu evde de maske uygularken dikkat etmemiz tabii gereken şeylerden en başlıcası öyle aynen. Değil mi? Eve bakım ürünü olarak da veriyorum ben. Hı-hı. Tabii aşamalı oluyor bunlar. Ben bu arada elime sürdüm. Altın maskeden bakıyorum nasıl acaba diye. Gerçekten altın gibi sapsarı parlıyor. Bakalım. Evet hocam. Şimdi cildi önce ıslatmak mı gerekiyor maskeyi cildi, yapmadan cildi önce? Cildi önce bir temizlemem lazım. Cildi temizledikten sonra. Cildi temizliyorsunuz. Evet. Aslında bakım yaparken de cilt sağlığımızı korurken de cilt temizliği ön planda geliyor öyle değil mi? Makyajdan kesinlikle. Tamamen cildimizi arındırmamız kesinlikle. Lazım. Biz de Özgür Hocam'la bu arada altın bilek şey olduk, evet. Altın eller olduk. Altın kardeşliği böyle bir şey. Bakar mısınız Zeynep benim görüyorsa eğer şöyle yakından. Hocam siz bayağı sürmüşsünüz ya ama ben, ya. Eli bol kepçe oldu benimkisi. Ellerimizi böyle bakın şöyle ışıl ışıl parlıyor. Altın maske yapıyoruz, uygulamasını yapıyoruz stüdyomuzda. Güzellik uzmanı İlknur Köçkar bizimle birlikte ve bu maskeyi ve bunun gibi maskeleri aslında nasıl uygulamamız gerektiğini anlatacak bize. Şimdi ne yapıyorsunuz? İşlemleri teker teker anlatalım. Cildimizi derinlemesine temizliyoruz. Granülü bir peeling kullanıyorsunuz sanırım. Aynen. Gözeneklerin tamamını de boşaltabilecek, temizleyebilecek partiküllü bir materyal kullanıyoruz. Bu ürünleri satın alırken de aslında dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bu etiketleri, ambalajları okurken neye dikkat etmemiz lazım acaba? Kısacası paraben içermemeli. Hı hı. Bunlara dikkat etmeliyiz. İçeriklerini, kullandığımız ürünlerin içeriklerine dikkat etmeliyiz. Yani kısacası paraben içermeyen, kimyasal içermeyen ürünler ağır tercih edilmelidir. Kimyasallar, vücudumuzda kalıcı metal iyonları olmayan moleküller tercih edilmesi şunu daha uygun. Şunu da kastediyorum. Aslında bu tip ürünlerin genelde sahteleri de çok fazla piyasada var. Tabii. Yani biz bunu nasıl ayırt edeceğiz? Nasıl bileceğiz hangisinin orijinal, hangisinin sahte? Herhalde fiyatlarına bakarak mı bileceğiz? Fiyatlarının çok ucuzsa... yanı sıra bir de artık sadece bu tür dermokozmetik ürünlerin hı hı. tanıtımını, satışını uygulayan ciddi müesseseler var. Hı hı. Bu ve buna benzer işletmelerde belirli standartlarda olduğunu her halükarda üzerinde ISO belgeleriyle, CE belgeleriyle gördüğümüz, barkod kimlikleriyle gördüğümüz markalar var. Hı hı. Bu markaların üzerindeki kare kodlara da işaretleri okutarak kendi telefonlarımızdaki karakol sistemiyle okutarak bu ürünün gerçekten var olup olmadığını da test edebiliriz. Ve aslında en önemli güvenlik parametrelerinden birisi de bu. Evet, stüdyomuzda altın maske uygulamasını yapıyoruz. Cilt şu anda tamamıyla temizlendi değil mi? Evet. Şimdi artık maskeyi altın maske uygulayabiliriz. Geldi. Buradaki püf nokta nedir? Özellikle maske ve bunun gibi maskeleri uygularken nelere dikkat etmemiz lazım cilt temizliği dışında? Cildimize sürdükten sonra çok ince de olmaması gerekiyor, kalın da olmaması gerekiyor. Cildimize sürdükten sonra onun bekleme süresi aşaması vardır. Yani 7-8 kalın kullandığımız takdirde uzun sürede kuruyacaktır aynen, ve böylelikle aynen, de aynen. belki çıkartma da çok aynen, zorlaşacaktır. Aynen. 7-8 dakika kadar altın maskenin kuruyabilmesi için ince bir tabaka halinde aynen. bir abestang, tıptaki ismi abestang, spatula. Ne demek? Ha, spatula, bildiğiniz spatula, şunlarla. Yoksa evde kaşıkla falan da sürebilir miyiz? Kaşıktan öyle? Ziyade daha bunlar benzer şeyler olmasını tercih ederiz. Orada yediğimiz dondurmanın salça böyle. Şeyleri kalabilir. Hocam. Belki onun da faydası vardır cildimiz. Tuzlu oluyor onlar. Değil mi? Hani olmaz. Biber salçası yanar Allah muhafaza. Evet, maskemizi uyguluyoruz cildimize. Şöyle bakacağım.
Altın pırıl gibi pırıl pırıl, pırıl parlıyorsunuz. Vallahi Şeyma, çok güzel görünüyorsun şimdiden. Zaten cildi çok güzel. Evet evet, cildi çok güzel. Peki ama ne sağlıyor bu maske? Ne kadar güzel olsa da dahi bakıma her cildin bakıma ihtiyacı var. O güzelliği evet. Korumak için esasında aynen. Değil mi? Şimdi biz granülü peelingler sayesinde gözeneklerin içini boşalttık. Gözeneklerdeki beklemekte olan tortuları, partiküllerin hepsini dairesel hareketlerle boşalttık ve su yardımıyla da çözülmesini sağladık. Şimdi altı maskeyi üzerine yerleştiriyorsunuz. Kurumasını için 7-8 dakika bekleyeceğiz. Ve bu kuruma süreci içerisinde gözeneklerin içerisine bu altın maskenin girmesini ve o kalıp halinde oraya donmasını bekliyoruz. Evet. Bu aşamadan sonra neyi beklememiz lazım? Neyi değiştirecek bu maske cildimizde? Cildimizde nem dengesini, yağ dengesini, yağlı cilt ise eğer zaten onu dengeliyor. Fazla yağ alıyor. Evet. Nem dengesini sağlıyor. Ve gözenekte kesinlikle eğer siyah nokta, yani kısacası cilt doluysa birikmiş onları da olan, temizliyor. Aynen öyle. Evet, siyah noktalar o gözeneklerin içerisindeki birikmiş beklemekte olan yağ parçacıklarının aynen. Tozlarla birleştikten sonraki halidir. Siyahlaşma halidir. Eğer biz o gözenek temizliğimizi yapmazsak, kısacası bu bakımları yapmazsak dolu bir cilt, özellikle gözenekler doluyken gözeneklerde bu sefer açılma problemi oluyor. Bu sefer gözenekleri sıkılaştırmak için işlemlerle uğraşıyoruz. Düzenli aylık entüstü bakımlarımızı yapmamızda fayda var. Kaç günde bir tekrar etmemiz gerekiyor bu maskeyi? Bu maskeyi şöyle diyeyim ben size. Normalde eğer cilt normal ciltse, bakımı kısacası normal bir cilt, dengeli bir ciltse ayda bir cilt sağlığımız için yapılmasında fayda var. Ama dolu daha bir cilse, daha iyi olsun cildim istiyorsan. Evet, dolu bir cilse daha da iyi olsun. Kısacası gerçekten ihtiyacı olan bir cilde de 20 günde yapılmasında fayda var. 20 günde bir yapılmasında fayda var altın maskenin. Evet. Evet, peki bu göz altına sürülebilen bir maske mi yoksa? Aynen, kullanılabiliyor. Aynen, sakıncası yok. Yine dekolte bölgesine de uygulayabiliyoruz. Kesinlikle. İsteğe bağlı. Aynen. Bu gibi bakımlar genelde aslında... bizim yapmış olduğumuz bakımlarda dekolte bakımı da oluyor. Yani cilt bakımını dekolte bakımla birlikte birleştiriyoruz. Evde de uygulayabiliyor mu hanımlar bu ürünleri? Yüz boyun dekolte olarak uygulayabiliyor diyor. Evde de uygulama şansınız var mı? Aynen, bu aynen. Dediğim gibi eğer cildimiz doluysa, ihtiyacı varsa, evet, doluysa kirliyse. Ki bizim yapmış olduğumuz aylık entüstü bakımlara evdeki cilt bakımıyla birlikte dengelersek, desteklersek daha sağlıklı olur. Peki, maskemiz kuruyacak. Evet, bunu evet. Bekleyeceğiz. Aynen. Masa basışında sohbetimize devam edelim efendim. Maskeler ve cilt bakım ürünleri, cilt bakım yöntemleri aslında biz hanımlar için çok önemli. Özellikle yani mevsim geçişlerinde, öyle değil mi Özgür Hocam? Evet. Özellikle mevsim geçişlerinde cildimiz çok etkileniyor. Ve mevsim geçişlerinde sanki bakıma bir tık daha fazla ihtiyacımız oluyor gibi geliyor bana, yanlış mıyım? Aynen. Özellikle mevsimsel geçişlerde sonbahar ve ilkbaharda ki Ankara gibi bir yerde yaşıyoruz, soğuk bir iklimdeyiz, ayazlı bir iklimdeyiz. Mevsimsel geçişlerde cilt bakımlarına önem vermemizde fayda var. Peki şimdi maskemiz orada kururken aslında o işlemi yaparken cildimize faydasını sağlarken bir yandan da bölgesel zayıflamayı da konuşmamız gerekiyor. Çünkü artık havalar ısındı, birçoğumuz o bölgesel kilolarımızdan belki deformasyonumuzdan çok da sıkıntı duyuyoruz. Evet ve biz siz gelmeden önce dersimizi çalıştık. Sizin kendi adınıza uygulama pratiğine kazandırdığınız yöntemleriniz olduğunu da işittik. Teşekkür bunlar ederim, neler bize bahsedebilir misiniz bölgesel zayıflamada? Bölgesel zayıflamada adlandırdığım bir işlemimiz var. Yüksek dalga boylarıyla, ultrason dalga boylarıyla yağları kırıyoruz. Ses dalgalarıyla. Ses dalgalarıyla. Yağları ve sevükleri kırıyoruz, şekillendirmeye yapıyoruz. Artı şöyle diyeyim ben size, gerçekten çok güzel bir çalışma, başarılı bir çalışma. Buna heykeltıraş bile adlandırıyoruz camiamızda. Şu an Sornevaj'da olan bir işlem. Sağlık açısından tabii ki gerekli tekikleri yapıldıktan sonra bunlar, bu işlemlerin yapılması gerekiyor. Yani yapılacak kişiler var. Evet. Dolaşım bozukluğu yok ise, kişide herhangi bir bölgesel bir sağlıkla alakalı bir problemimiz yoksa yok ise bu aynen. Zayıflama, bölgesel zayıflama işlemine geçilebilir. Aynen, neler geçilebilir. Yapıyoruz? Soğuk lipoliz işlemimiz var.
yanı sıra soğuk lipoliz işleminde de arkasından kavitasyon radyofrekans uygulamamız var. G5, lenf drenaj, işte ısı battaniyesi, pasif cimnastik, elle kırma masajımız var. Ozon sauna zaten bölgesel zayıflamada olmazsa olmazımızdır bizim. Haliyle diyet yapıyoruz. Diyet uygulama esnasında bağışıklık sisteminin düşmemesi için ozon saunayla destekliyoruz. Yani kişi yeter ki şekillenmeyi istesin ve buna aynen zaman ayırsın. Teknoloji aynen de bu noktada imdadımıza aynen da yetişiyor. Israrla su içiminde de destekliyoruz. Peki. Israrla su içimi ve aynen kişilerin bu teknolojilerden düzenli bir şekilde faydalanmaları gerekiyor anladığım kadarıyla. Aynen. Ne olmalı o düzen? Yani haftada kaç gün tabii veya ne kadar zaman aralıklarla tabii gelmesi gerekiyor? Şimdi bir program çizelgesi düzenliyoruz biz. 5 günde bir alıyoruz. Farklı işlemlerde de 3 günde bir alınabilir ama 5 günde bir aldığımız işlemlerimiz de oluyor. Kısacası haftada bir muhakkak düzenli bir şekilde gelmesi gerekiyor. Akabinde beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Hı hı. Diyet yapması gerekiyor. Gerekirse dışarıdan diyetisyenle destek de alınabilir. Bizim uzman diyetisyenimiz de var. Kısacası diyet ve suyla ve yapmış olduğumuz işlemlerde kalıcı güzel sonuçlar alıyoruz. Bölgesel zayıflamada. Aynen, aynen. Peki genelde kişiler size bu hep bahsettiğimiz, biz hanımların da özellikle hepimizde var olan o son 5 kiloyu veremedim, işte basen bölgesindeki sıkıntıdan kurtulamadım veya göbek çevremdeki veya işte bilek kollardaki gibi bölgesel sorunlarla başvurduklarında ne kadar zaman sonra o sonucu görebiliyorlar? Sizin söylediklerinize de uydukları takdirde. Tabii bu işleminde yapmış olduğumuz işlemde ilk seanstan itibaren bir sonuç diyeyim ben size. 3 ile 5 santim arasında incelme yapıyoruz. Hı hı. Sağlığı eğer sağlık sorunu yoksa bu işlemler yapıldığı zaman. Kişiden kişiye de bu sonuçlar değişmekle beraber aslında öyle kesin de bir sonucu vermek bilmiyorum ne kadar doğru olur ama herhalde kişiden kişiye değişiyor diye düşünüyorum. Kişiden kişiye değişmekle aynen birlikte yağ kalınlığının farklılığı, dolaşımsal o tabii farklılıklar aynen bir geniş bir skalada tedavi sunuyor. İlk işleme başlamadan sunuyor önce zaten ölçüsünü alıyoruz. Kendisi de doğruluyor bu ölçüyü alırken, kilosunu alıyoruz. Ve gerçekten ilk seansta yaptığımız zaman işlemde görüyor zaten danışanımız bizim. O sonuçta da motivasyon oluyor değil tabii mi? Bu sefer kesinlikle kişi destekli oluyoruz. Beslenmesine dikkat ediyor, söylediğiniz aynen su miktarını tüketiyor, aynen belki bir tık hayatına sporu da eklemiş oluyor. Kesinlikle. Bunlar bütünüyle aynen birleşiyor ve ortaya aslında iyi aynen de sonuçlar aynen çıkmış oluyor. Kesinlikle. Evet. Peki bu magic sihir, bu sihirin dışında ben daha fazla, daha farklı, daha büyük bir şey istiyorum diyen hastalarınız olduğu zaman alternatif olarak uyguladığınız bir yöntem var mı? Tabii camiamızda o kadar çok çeşitli işlemler var ki teknoloji çok güzel gelişiyor. Ama şu an son revajda olan bir işlem olduğu için güzel, rağbetli gidiyor. Bir de bizim öncesi sonrası fotoğraflarımız oluyor. Kişiye özel oluyor bu. Bu öncesi sonrası fotoğraflarımızı gösterdiğimiz zaman zaten nasıllık, nasıl olduk? Aynen. Herhalde işinizin en çok sevdiğiniz yönü nedir diye sorsam, o size başvuran danışanınızın, başvuran kişinin gözündeki mutluluğu görmektir kesinlikle diye olacak kesinlikle diye düşünüyorum cevabınız kesinlikle değil mi? Kesinlikle. Sizin tabii aynen şu anda yaza hazırlanıyoruz, yaza girmek üzereyiz. Tabii bu şartlarda herkesin isteği hızlıca bir değişime girme isteği fit var, fit olmak şık isteği aynen var. Peki bunun dışında bir önerileriniz olacak mı? Yani yaz hazırlığı içerisinde olan izleyicilerimiz için. Yine bahsetmiş olduğumuz gibi kirpik lifting işlemimiz var, ipek kirpik işlemimiz var. Cilt bakımı aşamalı bir şekilde ve cilt bakımına yelpazesi geniş olan bir işletmeyiz bu arada. Cilt tipine göre yapıyoruz, yönlendiriyoruz işte hangi cilde ne uygunsa kişinin cildine göre yönlendiriyorum o şekilde. Tabii yani iş altına kadar geldiğine göre. Ben soydum bu arada. Ben de soymaya şöyle çabalıyorum. Bazı yerleri kalın sürmüşüm. Hocam. Onlar soyulmuyor. Ben soydum çok keyifliydi. Altından kurumadan, çok güzel. Hocam kurumadan soyulmuyor. Çıkmıyor evet. İyice kuruması lazım. Aynen. Şimdi kirpik liftinginden bahsettik, bir de ipek kirpik dediniz değil evet mi? Şimdi görüyorum zaman zaman çok da hoşuma gidiyor. Çok da güzel sonuçlar var ama bazen böyle çok abartılı olanları da gördüğümde o şey gibi görünüyor. Böyle yapma bebeklerin kirpikleri gibi görünüyor. O hoşuma gitmiyor ama gerçekten doğal yapıldığı evet zaman
Çok da güzel sonuçlar veriyor. Aynen. Bir zararı yok mudur bizim kendi kirpiğimize? Yani kendi kirpiğimize zarar vermiyor. Kullandığımız ürünler de iyi ürünler bu arada. Burada kirpiğin uç kısmından, 3D diye sınıflandırıyoruz biz onu. Uç kısmından uzun bir şekilde ortaya doğru, yani kısacası doğallıktan kaçmayacağımız şekilde dizayn veriyoruz kirpiği takarken. Kullandığımız yapıştırıcılarda ve artı çıkartıcılarda doğal, daha iyi. Peki. Kaliteli ürünler kirpik tercih ediyoruz. Yapıldıktan sonra kişinin dikkat etmesi gereken şeyler var. Mesela ben yüzümü makyajdan arındırırken böyle bayağı iyice böyle yıkamayı çok seviyorum. Zaman zaman yüzümde makyaj yokken gözümle oynarım, işte kitap falan okurken genelde elim gözümdedir. Mesela ipek kirpik olduğunda bu beni engeller mi? Aslında çok aman aman doğal yaşamınızı engellemez ama sonuçta da biraz dikkat etmekte fayda var. Aynen öyle. Hani yani sonuçta sizden bir parça değil o. Oraya takılmış. İşte onların bakımları oluyor. İşlem yapıldıktan sonra bir hafta sonra biz bakıma çağırıyoruz. Geliyor danışanımız. Ne yapıyorsunuz tekrar, bakımında? Tabii bakımında mesela kontrol ediyoruz. Eksiğimiz varsa o eksiklerimizi tamamlıyoruz. Bir ay sonra da rutin bakımları oluyor. Düzenli bir şekilde de eğer kirpiğe devam etmek istiyorsa düzenli bir şekilde de ayda bir düzenli bakımlarımız oluyor. Benim merakım, bağışlayın, bilmediğimden soruyorum bu konuyla ilgili. Buyurun hocam. Yani hiç ipek kirpik takmadım. Bilmiyorum. gözlük takabilir mi kişiler? Takabilir. Yani gözlük takıyorsa, gözlük kullanıyorsa. Rimel sürülmüş gibi oluyor hocam. Güneş gezi, gözlüğü, yani böyle, aynen normal, eğer günlük hayatında sürekli gözlük takıyorsa takabilir, sıkıntı yok. Yani. Lens takmada bir sorun yok. Yok, hayır, olmuyor. Yani kısacası hem kirpiğine hem de gözüne zararı olmuyor. Zararı olmuyor. Ve gerçekten ürünlerimizi aldığımız zaman iyice araştırırız biz. Kısacası ilk denek benimdir. Önce kendim de denerim. Evet, bir sıkıntı yoksa zaten cildim alerjik reaksiyon bir cilttir. Yapacaksa bir sıkıntı öncelikle ben de yapar. Ben kendimi de bir kendini feda uygularım. Işte. Aynen İlkin öyle. İlkin oğlum kendini feda ediyor. Sonrasında da danışanlarıma sunuyorum. Bunu danışanlarım da biliyor zaten. Peki ipek kirpikte özellikle şöyle söyleniyor. Hani ipek kirpik yaptırırsınız, evet çok güzel görünüyor ama sonrasında kendi kirpiklerinizin dökülmesine sebebiyet verir. Böyle bir şey söz konusu olur. Söz konusu olmuyor. Dediğim gibi araştırarak ürünleri tercih ediyoruz. Ve gerçekten o bakımlarını ihmal etmemelerini söylüyorum. Çünkü bakımı ihmal edersek orada kendiliğinden koparsa tabii sıkıntı. Rimel kullanabiliyor mu kişi bu kirpiği? Rimel kullanılabilir ama dibine sürmeden, uç kısımlarına sürebilir rimel. Temizlerken yine çok dikkatli bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Aynen, zaten temizleme solüsyonları var. Makyaj ürünleri yelpazesinde de. Ayrıca temizleme losyonları da var. Bunlarla temizleyebiliyor. Bu arada biz sohbetimizi ederken yönetmenim de ekrana yansıtıyor. Altın maske uygulaması yaptı efendim İlknur Köçükar, stüdyomuzda bu uygulamayı yaptı. Altın maskenin etkilerinden de bahsettik ama stüdyomuzda da birebir somut olarak sizlerle de paylaşmak istedik. Ekranlarını yeni açmış izleyicilerimiz olabilir diye bir hatırlatma yapmak istedim. Acaba kurumuş mudur? Bir kontrol edeyim ben. Bir kontrol edip gelelim, sonrasında da sohbetimize devam edelim. Şeyma nasılsın? Şeyma süperim diyor. Bakalım nasılmış? Sanki böyle bir bayağı bir bol kepçe sürmüşsünüz İlknur Hanım. Şöyle dipten. Biraz yayacağım ben bunu. Bir bakacağım şöyle kaldırıp acaba kalkıyor mu diye. Yok, biraz daha kuruması gerekiyor. Yok, biraz daha kuruması gerekiyor. Peki maske uygulaması sonrasında, şimdi bu maskeyi kaldırdıktan sonra hangi işlemleri yapacaksınız? Tabii ki. Gözenek sıkılaştırıcı toniği kullanıyoruz. Çünkü işlem yapıldığı zaman gözenekler temizleniyor ve bir uygulama yaptığımız zaman gözenek sıkılaştırıcı tonikleri kullandıktan sonra aynen öyle. Bunun sıkılaşması için de tonik kullanıyoruz. Aynen öyle. Günlük işte kullandığımız nemlendirici kullanıyor. Arkasından da güneş koruyucuyu kullanıyoruz. Yapılması gereken zaten bunlar. Güneş koruyucu çok önemli. Kesinlikle. Herhalde değil mi? Yaz, özellikle kış, bu mevsimde. Aynen öyle. Ki eskisi güneşlerin kalmadığını az çok biliyoruz. Işıkların, bütün kısacası bilgisayar ortamında çalışan, ışık altında kalanlar, yani sadece güneş değil, bunlardan da kaynaklı cildimizde sorunlar yaşayabiliyoruz. Bu bakımları yapmak çok çok önemli. Cildimizin sağlığını korumak için, belki de o durduramayacağımız yaşlanmayı birazcık yavaşlatmak için, öyle değil mi Özgür? Evet, aynen. Biraz yavaşlatsak o bile bir aynen. şeydir. Yani temiz cilt oksijen alır. Dinç kalır. Oksijen olan bir cilt sağlıklı olur. Kısacası bu şekilde. Evet. Harika, harika. Şöyle merkeze doğru geçerek, aslında ekran başında izleyen, bu konuları çok meraklı olan hanımlar var. Özellikle bu bakımlarını ihmal etmeyenler, bir de benim gibi birçok şey yapmayanlar. Hani bilip de, ben mesela diyorum ya çok güzel maske, elimde olsun o maske, ya vakit bulamam. Ya da ne bileyim böyle bir
gideyim yapayım işte zaman böyle çok şey gibi geliyor ama bazı insanlar çok güzel zaman ayırıyor. Tavsiyelerinizi alalım mı hanımlara, beylere de özellikle? Tabii ki. Kısacası günlük nemlendirici kremlerimiz ve güneş koruyucu. Güneş koruyucu çok önemlidir. Güneş koruyucularımızı kullanıp günlük hayatınıza devam edebilirsiniz. Normal gerçekten önemli bir işlemdir bunlar. Yani günlük temizlik ihtiyacımızdır. Kısacası bunu bir alışkanlık haline getirdiğimiz zaman devamı da geliyor zaten. Cildimiz hem sağlığına kavuşmuş oluyor hem de aynı zamanda yaşlanma karşıtı. Kesinlikle. Kimse de istemez yaşlanmayı. Ne bay ne bayan. Yaşlanma karşıtı bir çabanın içerisine girmiş oluyoruz. Aynen. Peki altın maskede bir tek dikkatimi şey çekti. Altın maskeyi sıklık olarak yani ne kadar zamanda önerirsiniz? Haftada bir mi, ayda bir mi? Dolu bir cilse haftada bir yapabilir ama normal hani siyah noktaları olup çok az yağsız olan bir cilde 15-20 günde bir yapılabilir. 15-20 gün aralarla yapılabilir. Aynen. Ne kadar güzel ev kullanımında hem de kişiyi rahat zengin yani. De gösterir aynı zamanda. Ne yaptın? Altın maske yaptım. Ne yapalım ki bizim hep altın bizimkilerin hepsi diyerek de. Peki çok çok teşekkür ediyoruz size. Çok değerli ben bilgiler paylaştınız. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Çok İyi ki bizimle birlikte oldunuz. Günün geri kalanı da güzel geçsin çok sizin için. Çok teşekkür ederim sizin için de öyle. Çok teşekkür ediyoruz ve sizi uğurluyoruz efendim. Çok teşekkür çok teşekkür ederim. Ediyoruz teşekkür konuğumuza. Kalın. Ya da bizimle beraber kalın. Beraber anonsumuzu yapalım bitirelim. Değil mi? Hiç uğurlamayalım. Beraber anonsumuzu yapalım. Programımız efendim devam ediyor. Biz de orada konuğumuzu uğurlamış vedalaşmış olacağız.